Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 19'da en sevilen seri olan, en eğlendiğiniz, en güzel, en beğenilen, neyse bu kadar abartmaya gerek yok ama gerçekten benim de en sevdiğim seri olan Türk Gücü serimizde yepyeni bir bölümdeyiz. Takımımız gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok efsane. 3 tane yorum göstereceğim. 3 tane yorumda 2 tane transfer yapacağız ve gerçekten çok güzel şeyler olacak. Kankam bak, ben beğensem ne olacak ki deme. Lütfen, bu benim için çok önemli. Senin beğenin 1000 beğeniye, 3000 beğeniye eşit abi. Sen beğen, herkes beğensin. Bak sen de lütfen tam ekranı kapat, beğen. Hiç videoları beğenmeyen biriysen bile şu videoyu beğenirsen çok sevinirim. Yeniysen de kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü bu videoyu izleyenlerin muhtemelen, yani genel olarak ortalama öyle, %60'ı abone olmayan kişiler. O yüzden eğer abone değilsen ailemize katılmak için abone olup bildirimleri açabilirsin. Çok efsane seriler gelmeye devam edecek, tam gaz. Haydi bakalım arkadaşlar, abone olup bildirimleri açtınız, videoya like attığınıza göre hemen o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, kadromuzun şu anki halini görüyorsunuz. Arkadaşlar sizlerden özür diliyorum. Aslında dileyecek bir şey de yok çünkü ben Fenerbahçeliyim. Buna rağmen takımda 2 tane sadece Fenerbahçeli var. 4 Galatasaraylı ve 4 Beşiktaşlı varmış galiba. Yorumdan okuduğum kadarıyla böyleydi ama o şekilde olması evet imkanlı. Öyle zaten galiba. Her neyse abi, çocuk diyor ki azıcık adaletli ol diyor. 4 Beşiktaş, 4 Galatasaray, 2 Fenerbahçe diyor. Niye böylesin diyor. Halbuki bilmiyor ki ben Fenerbahçeliyim kardeşim. Benim yaptığım şey ne biliyor musun? Bak benim yaptığım şey, sırf o yorumu ibret alınsın diye kalp koydum abi. Benim videolarda yaptığım şey arkadaşlar sizin yorumlarınızla en çok beğenilen yorumu almak. O yüzden abi istediğiniz yorumu, Fenerbahçeliysen Fenerbahçeli bir oyuncuyu yaz yoruma ve bunu beğendirtmeye çalış. Veya kendin yazılı olan Fenerbahçeli yorumları beğen ki bunlar üste çıksın, Fenerbahçeliler görsün beğensin. Veya Galatasaray veya Beşiktaş veya Anadolu takımları desteklemek istiyorsan onlardan oynayacağız, onlar beğenilsin. Neyse arkadaşlar, bu videoda 2 tane oyuncu alacağız. İlk olarak en beğenilen yorum Belhanda. Gerçekten şimdi Toköz'ü çıkartıp Belhanda'yı alacağız arkadaşlar. Toköz'ün ömrü bu kadarmış ama en çok beğenilen Belhanda oldu. Ve arkadaşlar santrafor'da Cagne serinin başından beri var arkadaşlar. Ve Galatasaraylı oyuncuyla Galatasaray kartı olmadığı için kimya da yapmıyor zaten. Çok da bir anlamı kalmadı bizim için. Ve Galatasaraylı zaten 3 tane oyuncu var. Bayağı videodur, bayağı bir Galatasaraylı oyuncu vardı. 3 Galatasaraylı, 3 Fenerbahçeli, 3 de Beşiktaşlı oyuncu olacak galiba. Gerçekten bu sefer olacak. Olmasa da arkadaşlar eşitlemeye çalışacağız. Yorumlarda siz eşitleyin. Anadolu takımından oyuncu önerebilirsiniz. Böyle kullandığınız güzel oyuncu varsa yine Fenerbahçeli, yine Galatasaraylı, yine Beşiktaşlı da önerebilirsiniz. Mesela kaleci, stoper, forvet, sağ, orta saha, yeni diziliş bile önerebilirsiniz. Hepsini yapacağım. Yeter ki en çok o beğenilsin. Bu serinin amacı zaten o arkadaşlar. Her neyse, ilk olarak arkadaşlar Belhanda yorumu için Belhanda'ya gidiyoruz. Ve arkadaşlar dünkü oyuncum satılmış, gördüğünüz gibi bedava 210 bin coin aldık. Gerçekten güzel oldu. Ve Belhanda'nın MO kartını alacağız ve Feghouli ile hem Totvik hem Galatasaraylı olduğu için bayağı bir anlaşacak. Bu benim çok hoşuma gitti aklıma gelince. Daha yeni geldi ama hoşuma gitti. Gerçekten abi ucuz bir kartı yok galiba lan. Arkadaşlar lütfen like atın bu coinslerin karşılığı olarak. Oğlum neymiş bu adam bu kadar? Niye bu kadar iyi? Boost'u ne? Boost'u 9'muş. Oo ama var ya süper olacak. Ama muazzam olacak ama bayağı bir coins gitti. Şimdi arkadaşlar bir tane de yorum daha, evin donduran kartını al demiş. Ama bu en çok beğenilen yorum değildi ancak hani yorumlarda bu kadar, o yoruma da bayağı bir yanıt da gelmiş arkadaşlar. Ve bayağı bir eşitle diyenler var. O yüzden hani çok fazla yorum fazlalığından dolayı da bir de Fenerbahçeli alacağım. O yorumda az beğenilen dedi Ayev'in donduran kartı da. Onu bayağı bir üstlerde görmüştüm ama şu an en son ne kadar beğenildi bilmiyorum. Ayev'in santrafor donduran kartı var galiba oyunda. Aynen abi bu kart. Ve 116.000, bu da pahalı. Pazar mı attı abi, ne oluyor? Yeni snipe taktikleri çıkacak o zaman. Arkadaşlar ben bayağıdır snipe ile coins kasmıyorum. O yüzden size snipe ile coins kasma videosu atamadım. Arkadaşlar yorumlarda görüyorum, lütfen snipe kasma taktiği at, coins kasma taktiği, pardon snipe kasma ne? Snipe taktiği at, niye atmıyorsun, kaç videodur atacağım diyorsun ama çok güzel snipe taktikleri bulmak istiyorum. Onun için de pazarın düzelmesi lazım. Tam atacağım dediğim günden bir gün sonra pazar bozuldu. Ve bir daha da düzelse bile ben en son durumdan sonra hani bakamadım çok fazla. Ama atmaya çalışacağım. 111 bin değil 110 binlik bir tane kart buldum. Hemen onu da aldım. Cagney'in boostlarını da buna basarız arkadaşlar. 2 tane transferimizi yaptık. Sizlerin like'larıyla, destekleriyle ben bu transferleri yapmaya tam gaz devam edeceğim zaten. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Belhanda'yı buraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar Belhanda'yı hemen şu tarafa alalım. Şimdi santrafora da tabii ki de Ayev'in bu kartın değil, donduran kartın. Neden boost az olan kartını koydurdunuz bilmiyorum ama bunu koydurdunuz. Vallahi bunu koyacağım abi. Donduran istediniz, bunu koyacağım. Bunu bas abi bakalım. 2 gen 1 coin artacak. 1 coin ise 2 gen yükselteceğiz adamı. Gerçekten ilginç olacak. Böyle şeyleri yapmayı çok sevmiyorum abi. Boşu boşuna az coins kullanmış olacağız ama basayım abi. Bir şey olmaz. 1 coin ise Belhanda'yı da arttırdık. Hiç coinsimiz gitmedi Belhanda'ya.
Ve arkadaşlar şimdi sırada bir de Ayev'i arttıracağız. Gördüğünüz gibi Feghouli ile Belhanda'nın uyumuna bakın abi. Bayağı bir böyle yüksek seviyede uyum sağladılar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Buna da muhtemelen herkese basabiliriz. Yani Ayev'i bassam aynen. Ayev'i basayım. Konuşamadım. Evet arkadaşlar benim elimde donduran XP'si varmış ve ben bunları kullanmak istedim. Dörtgen de artıyor. Bir de Ayev'i basayım. Bir de Jagne'yi zaten daha kullanmayız. Onu da basayım abi. 59.000 coin ise altıgen arttıracağım. Bayağı bir boost basıyorum. Niye bu kadar gaza geldim bilmiyorum ama donduran XP'miz varmış bizim. Kullanalım arkadaşlar değil mi? Hani boşa gitmesin. Başka bir oyuncu aldığımız zaman ona da bunun XP'lerini basarız. Sonuçta XP'ler gelmiş olacak. Ayev'in kartı gerçekten çok güzelleşti ve 83'gen yaptım bilerek. Santraforumuzda oynayacak adam abicim. Yüksek oyuncu olsun, güzel oyuncu olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kimya 113 oldu. Şu sol orta sahada arkadaşlar ya Fenerbahçeli ya Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı alırsak muhtemelen bayağı bir yükselecek. Özellikle arkadaşlar bir tane haftanın takımı kartı almamız lazım. Saat de 10'u geçmiş arkadaşlar. Bakalım Süper Lig'den haftanın takımı gelmiş mi? O geldiyse onu çıkarmaya çalışırız bu hafta. Hemen sizlerle birlikte bu serideyken hazır. Bakalım abi. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Maalesef haftanın takımı yok ama Messi gelmiş. Oha! Yok artık 93 Messi ama 4 tane yine altın oyuncu var abi. 4 tane altın oyuncu gerçekten benim için hiç hoş bir şey değil. Sevmiyorum abi 4 tane olduğu zaman. Her neyse arkadaşlar o zaman tekrardan karşı hata gireceğim. Yorumlara bunu kesinlikle yazın. Maça girmeden arkadaşlar burayı izleyenler çok fazla kişi olmuyor. Genelde kadro kurup çıkıyorlar ama izleyen has takipçiler yani sizler siz adamsınız. Yine abi en az 5.000 kişi vardır burada be. Her neyse abicim siz hem videoyu beğenmeyi unutmayın buraya kadar geldiysiniz hem de bir şey rica edeceğim abi. Yorumlara abicim karşı atak mı yapalım, mücadele mi yapalım bunu da yazın. Bunun da en beğenilerini bir sonraki videolarda yapacağım. Ayrıyetten keserek bir sürü mesela iki maç yap abi mücadelede. Bunu kırparak sadece golleri, güzel pozisyonları göster diyebilirsiniz. Müzikli yaparsam bayağı zorlar arkadaşlar ama çok fazla istenirse belki yaparım. Zorlar ama belki yaparım dediğim gibi arkadaşlar. Ayrıyetten dediğim gibi normal bir tane maç yap abi. Biz zaten bütün oyuncuların normal özelliklerini ciddi olarak görmek istiyoruz. Eğleniyoruz da zaten hiç sıkıntı yok. İzliyoruz diyorsanız onu da yazabilirsiniz. En çok hangisi beğenilirse onu yapacağım. O yüzden yazın abi. Yoruma bakın. Yazılmamışsa hemen yazın. Yazılmışsa da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hemen açtım abicim. Ve bir tane karşı atak gireceğiz. Dereceli girdim. Neden bilmiyorum ama girdim. Hadi o zaman maçımız başlasın. Arkadaşlar 97'gen 120 kimya bir takım geldi. Benim takımda 90'gen 113 kimya. Yakında 91'gen olacağız muhtemelen. Çünkü bayağı bir artmaya başladık. Gerçekten güzel gidiyoruz. Ama hala abicim şu %10'luk bir şu şans var ya beni sinir ediyor. Şu %10'luk şu şans. Çok üzüyor beni ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Ricardo Quaresma, Andrea ve bugün bayağı bir göreceğiz. Yeni transferler Belhanda ve Ayev bakalım neler yapacak. İkisinin de boost'u gerçekten çok güzel. Çok kötü pas. Niye böyle kötü bir pas geldi bilmiyorum. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma. Abi çok yaklaşamayacağım gibi geldi. O yüzden uzaklardan vurdum. Kötü de vurmuyor abi. Quaresma'nın şut özelliği gerçekten güzel. Hani düzgün pozisyonda vurmamama rağmen kötü vurmadı. Feghouli geçen haftanın transferi bu. Ne yapıyordu bilmiyorum. Sprint'e bastım. Çok geç hareket etti. Yapmadı hareketi. Ayev'e gelsin artık top. Kagawa. Kagawa verdi topu Ayev. Ayev. Andre Ayev ilk buluşmasında golü atacak. Diyecektim ki atamadı. Quaresma çok güzel pozisyon. Bu topu Quaresma kaçırmıyor arkadaşlar. Ayev'i de ilk izlenimime göre. Niye böyle abi? Niye böyle abi Ayev? Senin gol atman lazım. Senin özelliklerini karşılaştıracağız abi birileriyle. Şikirtel artık sen de gol at. Abi Şikirtel gerçekten hiç gol atamıyor. Artık Şikirtel'i orta açmak yok. Bunu unutmayalım. Onyekuru'yla geçen videoda abi bu adam adamların içinden geçiyor lan. Bu adam nasıl bir adam? Gerçekten helal olsun. Harika bir adam. Kontratağı da yedik. Defansı da bu şekilde görmüş oluruz aslında. Kontratak yememiz de hiç fena bir durum değil. Evet güzel abi. Defansı da görmüş olduk da topu bir saattir uzaklaştıramadık. Her neyse Quaresma. Ricardo Quaresma Trippier. Şöyle döndür. Güzel abi. Çek topu. Quaresma bir plase diyecektim ki veremedim. Neyse pası verdim Feghouli. Feghouli şöyle bir rulet yapamıyor musun ama daha iyi bir hareket yaptın. Ruletten daha iyi oldu orada. Rulet yapmasından çok daha iyi oldu. Yanlışlıkla ama bilmiyordum tabi. Belhanda. Younes Belhanda. Güzel bir gol. Abi yeni transferler ne yapıyorsunuz abi? Ayev sonunda abi. Son saniye golü geldi Ayev'den. Gerçekten çok mutlu oldum artık. Gerçekten yani yeter diyecektim. Ama Ayev aslı arkadaşlar. Geçen videoda biliyorsunuz artık son videoda her son videonun sonunda abi 3 tane paket açacağım. Hani bu artık garantileşmiş bir şey olsun. Oha bu ne lan? Efsane geliştirici. Abi başka geliştirici gelse yemin ederim açarım var ya. Belki açarım yani. Gerçekten bu normal geliştirici falan gelse açılabilir. Ama efsane geliştiricili bir oyuncum şu anda yok galiba. Muhtemelen sadece Ayev vardır. O Ayev öyleyse tabii o da değilse. Ayev öyle değilse zaten öyle değildir arkadaşlar. Neyse 3 tane açacağım dedim. Birinciden George çıktı. Zaten en son elit çıkardıysak hani 100 yıl daha vermez diye düşünüyorum. Dünkü videoda çıkar. Yani bunda da çıkartırsam abi dünyanın en şanslı insanı ilan edebilirsiniz. Ben direkt öyle olurum zaten.
ki hani çıkmadı ama yine 75'lik oyuncu çıktı. Bakın arkadaşlar 10 pakette 1.75'lik oyuncu çıkma şansı varken ben son açtığım 6 paketin ikisini de çıkardım ve bu 6 paketin birisi de 80'lik oyuncuydu. Yani şansımı artık test etmeyin. Şanslı bir insansan bana like dağıtın, daha çok şanslı olayım, daha çok mutlu olayım arkadaşlar. Çok fazla coins gitti, yine 1 milyon coins gitmiş. Ne ara gitti, neden gitti bilmiyorum ama gitmiş. Her neyse, Ayev'in boost'u neymiş ona bir bakalım arkadaşlar. Etkilenen oyunculardan Ayev'in boost'u neymiş, şut muymuş abi? Bayağı bir zor abi bunun da gelişmesi. Bu da zaten efsane geliştirici olmuyor galiba. Arkadaşlar gerçekten bunları tam hatırlamıyorum ama galiba olmuyor. Kagawa'nın boost'u aslında 8 ama dizilişten dolayı o da uymuyor. Onları bir şekilde halledeceğiz. Onyekuru ve Quaresma için birazcık dizilişi değiştirmiştim. 3-4 bölüm sonra veya belki bir bölüm sonra bile diziliş de değişebilir. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Yeni transferlerden Belhanna'dan gerçekten güzel bir şut geldi ancak maalesef gol gelmedi. Ama güzel arkadaşlar, beğendim hızını falan. Hatta bir özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Çok merak edenler oluyor çünkü. Defansı hariç her şey güzel. Fiziği falan bile güzel. Hatta defansı 1MOYO Gebra bence fena değil. Şutu, uzaktan şutunu çok merak ediyorum abi. Şut gücü 80'miş. Uzaktan şutu yazıyor mu? Şut gücü 80 yazıyor. Uzaktan şutu yazıyor mu? Muhtemelen yazıyordur, evet. 86'ymış. Onu da görmüş olduk. Ayev'i merak ettim. Bitiriciliği falan kaçmış. Şutu 89'muş Ayev'in. Mesela bir şöyle bir değiştir diyelim. Şeyle karşılaştıralım mesela. Frey'le karşılaştıralım. Şutu falan daha düşük abi. Burak Yılmaz'a bakalım. Burak Yılmaz'ın da sadece hızı yüksek. Hani Ayev hepsine göre daha iyi abi. Hız çok önemli değil zaten. Hani FIFA Mobile'de normalde önemli ama zaten karşı atakta gerek bile yok. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Etrafta çıkan videonun sağ altındakinden abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar, iki tane çıkan şurada da video var. Yani etrafta çıkan abone ol butonuna abone ol. Şuradaki videodan birisine de arkadaşlar şu köşedeki, size önerilen şu köşedeki kanala attığım son video var. Onlara gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.